Efendim merhaba, iyi akşamlar. Çok şükür bir Perşembe akşamında daha beraberiz. Bu akşam sizleri tanıştırmak istediğim kitap bir anayasa gözden geçirmesi. Derdi gerçekten de dert edinen bilim adamının bir ana konudaki bilgi aktarımı. Kitabımızın adı Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset, yazarımız Mustafa Erdoğan. Türkiye 200 yılı aşkın bir süredir anayasa ve yönetim biçimi arayışı ve yenilenme çabaları için tartışmalar içerisinde yaşıyor. Bugün de özellikle 2023 yılı seçimleri öncesinde anayasa ve yönetim biçimi tartışmaları daha da alevlenmiş durumda. Böylesi bir dönemde serin kanlı bir şekilde konuyu konuşmalı ve sebeplerini, sonuçlarını ve doğabilecek yeni anlayış ve yansımalarını sağlıklı bir şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız. Bu akşam çalışmayı ödev ahlakı ile yapan ve sorumluluk ahlakına aykırı bir iş yapmamaya ve kendi düşünceleri ve istekleri yerine olup bitenlerin fotoğrafını çekip okuyucuya ulaştırmayı hedefleyen bir hocanın notları ile beraberiz. Hem işin başında olanlar hem de vatandaşlar olarak hepimiz bir şekilde olup bitenlerden ya da işleyişin genel akışından, kanunların uygulanmasından şikayet ediyoruz. Bu şikayetler zaman zaman demokrasi, hukuk devleti, insan hakları gibi idealleri de kapsıyor. Bunların hayata geçirilmesiyle ilgili hayal kırıklıkları da hepimizi karamsarlığa sürüklüyor. 200 küsür yıllık çoğulcu ve katılımcı bir yönetim için yapılan mücadelelere baktığımızda karşımıza çıkan en önemli tespit, mütemadiyen aynı hataları yapıyor olmamız. Şikayet ettiğimiz her ne varsa onu kullanma imkanını ele geçirene kadar şikayetlerimiz ve mücadelemiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor. Ama sonrası malum. Ele geçirmenin hazzı kısa sürede tükeniyor ve vaziyeti koruma hazzına dönüyor. Her ne pahasına olursa olsun bulunduğumuz konumu korumak ve mümkünse ve yer varsa daha da yukarı çıkmak. Belki kişisel tutkularımız ve siyasal hazımsızlıklarımızı bir kenara bırakabilir ve olup bitenlere doğru dürüst bakabilirsek, gelecekte aynı hataları tekrarlamayacağımız için daha önemli gelişmeler kaydedebiliriz. Her ne kadar olup bitenler ve sosyopolitik kültür ve ahlakımız bizi hayal kırıklığına uğratsa da bu yoldan vazgeçmemeliyiz. Hakların ve hukukların herkes için olduğuna ve devletin dininin adalet olduğuna ve bunu da değer ve inançları ne olursa olsun sorumlu yöneticilerin gerçek vazifeleri olduğuna toplum olarak inanır ve bunun için çaba harcarsak belki yarın bugünden daha anlamlı ve daha da güzel olacaktır. 7 Ekim 1808'de imzalanan Senedi İttifak ile başlayan demokrasi tarihimiz 214 yıl sonra bugün yeniden yöntem ve biçim tartışmaları içerisinde yeni ittifak biçimleri, yeni arayışlar ve yeni yapılanmalar ile devam ediyor. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var diye başlayan Ataol Behramoğlu'nun şiirini hepimiz anımsarız. Hepimizin hayatında bir dönem söylediğimiz ve hiç de öyle olmamasına rağmen iddiasında bulunduğumuz bir söz. Demokrasi tarihimiz için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Lakin kitabı okuyunca hiçbir şey öğrenmediğimiz ve her şeyi yeniden ve yeniden tekrar etmekten usanmadığımız da bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Senedi İttifak'tan 2003 yılına kadar devlet yönetiminde yaşadığımız bütün tecrübeleri, ihtilalleri, postmodern darbe aklını ve anlamsız vakit kayıplarını teker teker önümüze seriyor yazar. Tanzimatçıların sarayın yetkilerini bürokrasi karşısında sınırlandırma tutkularının bir süre sonra bir başka anlayış ile bürokrasinin iktidarın karşısındaki yetkilerini kısıtlamaya dönüşmesinin hikayesi. Bir bakıma Tanzimat dönemini gerçekten de iyi değerlendirememenin ve her hatayı yeniden ve aynı şeyleri yaparak giderebileceğimizin saplantısı. Aradan geçen 2 asırdan fazla zamana rağmen
doğru dürüst bir ilerleme kaydedememiş olmamız doğrusu biraz umut kırıcı bir durum. Son söz yine tarihten bir ibret. Yıl 1972. Türkiye'yi ziyaret eden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir oturumunda hazır bulunan İran milletvekili Abbas Furute'nin kaleme aldığı Türkiye seyahatinden hatıralar başlığındaki makalede o zamanın Türkiye'si için söyledikleri. Türkiye Anayasası dünyanın en ileri, en mükemmel yasasıdır. Çünkü onda her türlü serbestlik öngörülmüştür. Bu kanundan gereği gibi faydalanabilmesi, kötüye kullanılmaması için ortamın zamanla elde edilen bir tecrübeye ve ileri bir görüşe sahip olması gerekir ki, bu da Türkiye'de mevcuttur. Heyhat, tarihler 12 Mart 1971'i gösteriyor ve askerin siyasi muhtırası ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 32. hükümeti istifa etmek zorunda kalıyor ve ülke 20 yıl geriye gidiyor. Belki de başlangıcından bugüne anayasa aklımızın kendi içinde kontrol ve denge mekanizmaları içeren otoritenin dağınık vaziyette olduğu geleneksel yapının yıkılması ve yerine merkeziyetçi yapının kurulması ya da yukarıdan aşağıya ve seçkinci bir modernleşme modelinin izlenmesi ve sonucunda yaygın halk katılımının dışlanması ve reformcuların genellikle militarist bir zihniyete sahip olmaları. Bunları konuşmadığımız sürece yenilediğimizi sandığımız her şeyin aslında dünün tekrarından başka bir şey olmadığını anlayana kadar bu tartışmaların hayırla sonuçlanması pek gerçekçi görünmüyor. Evet efendim, bu akşamlık da bu kadar. İyi okumalar diliyorum. Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.